Merhabalar arkadaşlar, ben sorubankası.net'ten iktisat alan öğretmeni, aynı zamanda alan koordinatör öğretmeni Sabriye Arıcı. 2024 KPSS alan sınavımızı atlattık. Şimdi yanımda Selim arkadaşım var. Selim bu dönem KPSS'de P48 puan türünde ilk 50. dereceye girdi. Aynı zamanda diğer puan türlerinde 30'da 50 arasındaki derecelere sahip. Tabii ki çoğu alan öğrencisinin merak ettiği en önemli konu, Selim nasıl çalıştı ya da nasıl bir plan program izledi? Biz de bunlar için size bir video çekimi yapalım dedik. Selim, öncelikle hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sınavı atlattık. Hatta ben seni 2 yıldır tanıyorum. İlk hazırlanışında da aynı zamanda bizimleydin. Bu ikinci hazırlanışında zaten dereceyi hedefliyordu bu arada arkadaşlar Selim, ama herkesten gizliyordu. Yani dereceye aynı zamanda girmiş oldu. Selim, 4 tane branş var, sen de biliyorsun. İktisat, muhasebe, hukuk, maliye ve aynı zamanda genel yetenek, genel kültür var. Bunlara böyle kısaca nasıl çalıştın? Yani okudun mu, yazdın mı? Bu sınav sürecinde seni zorlayan ne oldu? Bize biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii hocam. Öncelikle tüm Soru Bankası'ndaki ekibine ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreçte başta siz olmak üzere bu süreçte tamamen yanımızdaydınız, hiç eksik olmadınız. Sağ olun. Derslere gelince de... Mesela iktisat. Evet. Canlı derslere katıldığım öğrenciler bunları merak ediyor. Evet, canlı dersleri hiç aksatmamaya çalıştım elimden geldiğince. Sonrasında mümkün olduğu kadar derslerimi tekrar ettim. Sonrasında sorular çözdüm ve kütüphanede hazırlandım bu süreçte. Kütüphanenin bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kendi aile ortamındaydın ama, değil mi? Evet, aile ortamındaydım. Özellikle kendi bireysel bekar evimden kalmak istemedim. Ailemden daha fazla destek alabileceğimi düşündüm bu süreçte. Evet. Derslere hazırlanırken de çok fazla zorlandığım bir ders olmadı. Geçen seneden de biraz altyapım olduğunu düşünüyorum derslerden. Evet, bu çok önemli. Üzerine koydum. Sizlerin de çok yardımıyla güzel şeyler elde edebildiğimi düşünüyorum bu işin sonucunda. Evet, biz Selim'le zaten bu süreçte sürekli görüşüyorduk. Selim kendine göre bir plan program arkadaşlar ilerliyordu. Tabii Selim'in muhasebe altyapısı iyiydi diye biliyorum. Öyle değil mi? Ya da muhasebeye daha çok çalıştın. Hocam, altyapı olarak aslında en az muhasebe diyebilirim size. Kısmen iktisat altyapım biraz daha fazlaydı. Evet. Bu süreçte de en çok muhasebeyi geliştirdim. Peki bol bol sorumu çözdün, daha çok konu tekrarı mı yaptın? Ben konu tekrar yaparak ilerlemeyi daha kendime uygun bir yöntem olarak ilerledim. Canlı derslere ekstra olarak unuttuğum zamanlarda aynı dersleri tekrar tekrar izledim. 4K videoları izledim. Peki bir ders bitip yeni ders başladığında biten dersi periyodik ne kadar sürede tekrarlıyordun? Hocam, bir dersi izledikten sonra 2-3 hafta içerisinde aynı dersi tekrar ediyordum. Ve 32 tane falan dersimiz vardı. Kesinlikle, hemen hemen. Kesinlikle, evet. Bu 32 dersi döndükten sonra tekrar en başından bütün dersleri 3-4 defa tekrar ettim. Peki böyle bu süreçte hiç ya ben havlu atayım, bırakayım artık çünkü bu ders aklımda kalmayacak demedin mi? Çünkü çoğu öğrenci bunu söylüyor. Kesinlikle çok sıkıldığım, bunaldığım zamanlar oldu bu süreçte. Ama başta sizlerin yardımıyla, canlı destek ekibinde teşekkür ediyorum bu süreçte. Aldığım yardımlarla, sizlerle konuşarak kendimi tekrar motive ederekten bu süreçte ayakta kaldım. Evet. Ve güzel de zaten bir sonuç elde etmiş oldun. Peki bu puanla hedefin ne, ya da hangi kuruma girmeyi düşünüyorsun? Öncelikle sayıştay denetçiliğini düşünüyorum. İdari yargı, kaymakamlık vesaire de deneyeceğim ama P48 türünden hedefim olursa da vergi müfettişliğini düşünüyorum. Evet. Selim, aynı zamanda tabii 2024 puanını almak yeterli gelmiyor arkadaşlar. 2025 yılı için ister alan hazırlığı yapacak deyin, ister kurum hazırlığı yapacak deyin, hala normalde 2025'te sınava girecek arkadaşlar gibi hala alan dersleri çalışmaya devam edecek, ki başladın diye de biliyorum, öyle değil mi? Evet hocam, zaten sınavdan hemen sonrasında, bir hafta sonrasında ben tekrardan sayıştay denetçiliği için hazırlanmaya başladım. Yani ara vermedi. Bilgilerim çok tazeyken bu sınava girmenin benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah sonucu da hayırlı olur. Yani inşallah hayırlı olur, evet, senin için. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında hani alan süreci hiç kimse için böyle çok kolay geçmiyor. Tabii ki zorlayıcı bir süreç. Kiminin iktisatı iyi oluyor, kiminin muhasebesi iyi oluyor ya da kiminin hukuki iyi oluyor. Ama mutlaka ki eninde sonunda bir veya iki bölüm
Hani bazı öğrencilerde eksik olabiliyor. Ama tabii öğrenciler ne yapıyor? Bu altyapıdaki eksiklikleri ders çalışarak gideriyorlar. İşte Selim'de olduğu gibi biz bunu görüyoruz. Bütün alan sınavlarına daha doğrusu girecek olan öğrenciler için peki son olarak ne söylersin? Yani bol bol ne yapsın bu öğrenciler? Dersini çalışsın, kendilerini motive mi etsin? Ya da üniversiteyi okurken sürekli ders çalışarak mı geçirsinler? Böyle bir şey söylesen ne dersin Selim? Üniversite sürecinde hazırlanmak tabii ki önemli ama ondan sonrasında bu bir son bir senelik süreci, sınav öncesindeki son bir senelik süreci düzgün geçirmeleri, bu olayı kendini motive ederek başlamaları çok önemli. Peki telefonunu bıraktın mı? Hani böyle YKS hazırlığı yapan öğrenciler için dedi ya, telefonla sosyal medyayı bıraktın mı ya da çok baktın mı? Şöyle, Twitter'da çok fazla vakit geçiriyordum. Twitter'ı kapattım ama Instagram vesaire ufak tefek kendimi rahatlatmak amaçlı. Giriyordum. Evet, bazen. Evet arkadaşlar, yani Selim bu 2 senelik sürecin sonunda istediği puanı aldı. Hatta dereceye de girdi. Hani siz de başarabilirsiniz. Hepimiz başarabiliriz bu süreci. Bu yolda haliyle planlı programlı çalışarak rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.